O halde kesilen kurbanın başta kanı, kan, evvela kan, hayvandan, kurbandan evvela ne çıkıyor? Kan çıkıyor. Ondan sonra sırayla bağırsaklar, parçalar, eczası, aksamı vesaireleri, işte ayağı, tırnağı neyse, ne çıkarsa çıksın, onların tamamını toprağa gömmek hususunda maalesef dikkat edenimiz çok az. E canım, ne olur dikkat etmesek, kanı çiğnense ne olur, bağırsakları atılsa ne olur, kediler köpekler aşırsa ne olur, kurbanın sevabından tek sevap alamazsın. Silindi gitti işte, gördün mü? Hadise budur. Sevap mı? Yani kurbanım sahih olmaz mı? Olur, kurban kes. Hani kurban borcunu ödemiş olursun, fakat defteri amal tek sevap göremezsin. Tüyüne, tüsüne, parçasına, bağırsağına, her şeyine kadar kurbanın eczasını gömeceksin. Çünkü hayvanların da Allah adına kesilenleri, Müslümanlardan cephede, savaşta Allah adına ölenlere ne diyoruz? Şehit. Hayvanların da şehidi kim oluyor? Kurbanlar, gömeceksin. Çöpün atmayacaksın. Şehit gömülür. İslam'da şehit biliyorsunuz kanlarıyla beraber gömülür. Yıkanmaz. Şehitler yıkanmaz. Şehitlere kefen giydirilmez. Aynen palaskasıyla, potiniyle, üstüyle, başıyla gömülür. Kurban da böyle olacak. Aman ha, ihmal etmeyelim. Sevapsız kalmayasınız da söylüyorum. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kurban kesmeye, kurbanın sevabına ulaşmaya bizi muvaffak eylesin. Amin.